Bu arkadaşımın bir tavsiyesiydi. Aslında önceden hiç böyle bir fikrim yoktu. Fakat arkadaşım hani denemem gerektiğini söyledi. İlk başladım buraya. Tabii çok korktum. Hiç alışık olmadığım bir durumda. Fakat çok sevdim. O kadar çok sevdim ki bu iş benlik dedim. Ya çoğunlukla olumlu şey alıyorum. Hep olumlu alıyorum. Sadece birkaç kişi hariç. Hepsinde anlaşıyorum. Bir sıkıntım yok. Tabii onlar daha önceden bir bayanla çalıştıkları için ben üçüncüyüm galiba. Bence kadın ne isterse yapabilir. Ne isterse yapabilir yani. Yapmalı diye düşünüyorum. Aslında daha önceden bir tabii ön yargıyla baktıkları için. Fakat bence kadınlar her işin üstesinden gelebilirler, yapabilirler. Kadın erkek diye bir artık şey yok. Hani dengesizlik ortadan kalktığını düşünüyorum. Kadın da her işi ele atmalı ve başarabilir de yani. Yeter ki kadın istesin. Mesela benim başarabileceğim hiçbir iş yok. Bundan daha önce ne iş yapıyordunuz? Ya ev hanımıydım. 188. Biz zaten yıllardır bu işi kadınların yapabileceğini biliyoruz. Aslında akaryakıt servis işi tam kadınlara uygun bir meslek. Çünkü hizmet işi aslında bu. İnsanlarla iletişim gerektiriyor. Kadınlar bu iletişimi çok iyi kuruyor. Müşterilerimiz de çok memnun bu konuda. Her zaman yapabileceklerine inanıyorduk. Dağıtıcı firmalarında bunu desteklemesiyle birlikte kadınlar da yani kadınlara ön ayak oldular. Sağ olsunlar. Kadınlar da artık yapabileceklerini bildiklerinden dolayı talep fazla. Kadınlar bunu düşünüyorlarsa gerçek bir iş olarak ailelerini geçindirebilecekleri bir iş olarak değerlendirebilirler.